Doğu Türkistan'da 80 yaşındaki bir Kazak kadın, evindeki Kur'an-ı Kerim'i Çin polislerine teslim etmediği için tutuklandı. Tarbakata iline bağlı bir çayırda yaşayan 80 yaşındaki kadının, Eylül ayında polislerin evini aramasına izin vermemesinden sonra, Çin Ulusal Güvenlik Bürosu yani Çin İstihbarat İdaresi ekipleri tarafından ellerine kelepçe takılarak evinden alındığı bildirildi. Kadının akıbeti bilinmiyor. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu zorla organ hasadına karşı doktorlar uluslararası imza kampanyası başlatarak Çin hükümetini zorla organ hasadı ve organ kaçakçılığını derhal durdurmaya çağırdı. Çin'in başkenti Pekin'de bir binada çıkan yangında 19 kişi ölürken 8 kişi de yaralandı. 22 Kasım'da Rusya'nın Karadeniz şehri Soçi'de yapılacak olan liderler zirvesi öncesinde Türkiye, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları Türkiye'de bir araya geldi. Mevlüt Çavuşoğlu, Javad Zarif ve Sergey Lavrov'un Antalya buluşmasında Suriye'de ortak çözüm arayışları masaya yatırıldı. Kuzey Kore'nin yeni silahı uydudan görüntülendi. Yıl içerisinde 20'den fazla füze testi yaparak dünyayı titreten Kuzey Kore, yepyeni bir adım daha atıyor. Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini uydu aracılığıyla izleyen 38 North adlı analiz grubu, Kim Jong-un'un ilk operasyonel balistik füze denizaltısını inşa ettiğini gösteren fotoğraflar paylaştı. Almatı'da El Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi'nde Kazakistan Halklar Asamblesi'nin Bilginin Açılımı adlı 3. Uluslararası Medya Forumu yapıldı. Uzay yarışında öne geçmek için güçlü bir hamle yapmaya hazırlanan Çin, 2045'e kadar izleyeceği yol haritasına dair bilgileri açıkladı. Uzay madenciliği için uzay gemileri üretmeyi planlayan Çin, önümüzdeki yıllarda Rusya ile işbirliği içinde Ekvator'da uzay gemisi fırlatmaya başlayacak.